Şimdi ben Evet. en baştan beri şunu söylüyorum. Bir kere İsrail'in Gazze'yi, Filistin'i tamamen istediği şekilde kontrol altına alabilmesi için Hamas'ı bir tehlike olmaktan, kendisi açısından tırnak içerisinde ortadan olmaktan çıkarabilmesi için Gazze'ye kara operasyonu yapması, kendi namına operasyon, kara saldırısı diyelim, yapması şart. Yani hiçbir savaşı, hiçbir operasyonu karadan nihayete erdirmeden başarılı bir şekilde sonuçlandıramaz. Karadan gitmek ve orada ya öyle yukarıdan bombalayarak bilmem ne yaparak bir yere işgal edeyim. Orayı tamamen kontrol altına alayım. Böyle bir dünya yok. Hiçbir zaman da Ayağını olmamış. basmadığın yer senin değildir diyorsun. Ayağını basmadığın yer senin değil. Ben en baştan beri şunu söylüyorum. İsrail'in affedersiniz maçası buna yemez. Bunu yapamaz. Yani oraya girdiği an kendisinin dahi iç kamuoyu olsun, dünya kamuoyu olsun bunu asla kaldıramayacakları sonuçları kendisi aleyhine olacağını çok iyi bilir. Zaten Bunu mesela yapamaz. Netanyahu da çok eleştirdi kendi ülkesi içerisinde. Tabii Onları da zaten öyle de duyuyoruz. bir durum var. Yani gitti gidecek. Böyle zor ayakta duran bir yapı var orada. Bu hadiseler yaşanmadan önce mesela ordusunun desteğini de arkasında hissetmiyor. Yani bir şey yaparsa Hissetmiyor. biz Doğru. arkasından gitmeyiz diyen orduda çok büyük bir bölüm vardı. İşte uzman general kadrolarından tutun da askerlere kadar toplumda Netanyahu'ya karşı kötü de bir algı var. Hatta biz hep zaten şu hatayı da yapıyoruz. Onu da parantez içinde belirtelim. Ya Türkiye'de bu erkler, siyasi erkler olsun, işte bürokratik erkler olsun. Ne kadar böyle 180 derece farklı şeyler var değil mi? Erkler var. Yani nedir? X bir parti değil de Y bir parti geldiğinde Türkiye'nin çevresi bütün politikaları değişebiliyor. İçeride çatışma halinde Türkiye'yi yönetme şansına sahip partiler veya işte erkler birisi birisine galip geldiğinde çok farklı bir Türkiye ortaya çıkabiliyor. Hep bunu diyoruz değil mi? Analiz ediyoruz. Ya biz ama hiçbir ülkede bu yokmuş gibi davranıyoruz. İşte Amerika'da yok, İsrail'de yok. Onlar hep sanki tek bir erkin, tek bir yapının, tek bir düşüncenin hakim olduğu ülkeler zannediyoruz onları. Öyle değil işte. Yani Amerika'nın da bazen şöyle, bazen böyle bizdeki kadar olmasa da savrulmaları, işte iç çatışmalar yaşamaları, ona göre bazı hamleler yapmaları aslında onlar içerisinde de böyle çatışmaların olduğunu gösteriyor. Bunu bir parantez içinde belirtelim. Buna göre de düşünmek lazım. Peki İsrail karadan Gazze'ye giremezse ama bu kadar büyük de bir Hamas'ın ilk saldırısıyla bu kadar büyük de bir yara almış ve buna karşılık vermek zorunda kendini hissediyorsa, karadan da giremiyorsa ne yapması lazım? Girmek zorundayım da demiş ve gireceğim demiş. Bunun sözünü de Yani vermiş en iç son hava kamuoyuna. koşulları sebebiyle erteliyoruz dediler. Yani kum fırtınası var, erteliyoruz. Yağmur yağdı, erteliyoruz falan filan diye böyle hep Hava bir şey güneşli, olsa bu kadar da askere biz nasıl gücü takacağız? Erteliyoruz. Bir şey var orada yani yani. bir şey olsa da biz girmek zorunda kalmasak ya da ya işte bu şartlarda artık girmemiz çok da sağlıklı değil şeklinde bir kamuoyu oluşturursak diye bir şey kullanıyordu zaten. Şimdi peki ne oldu? Amerika'sından Fransa'sına, Almanya'sına kadar şu hastane saldırısı belli oranda kınandı. Ve İsrail yönetimi şöyle bir duruma getirdi olayı bence. Ya da getirecek diyelim. Kaldığın yerden devam edelim. Burası çok önemli abi. Burası çok önemli. Bunu sakın buradan konu dağılmasın istiyorum ama yani şunu da belirtmek lazım. Yani İsrail ilk defa mı sivil vurdu? Yani hastanede hayatını kaybeden insan sayısı kaç? 500'den fazla olduğu söyleniyor. Bine yakın en son Şimdi dediler. Yani ilk defa mı 500 tane, 1000 ölü. tane sivil hedef alındı? Çok enter. Yani sadece bu noktada tepkilerin yükseliyor olması da bir noktada üzücü. Onlar da Evet. kendi iç dinamiklerinde vatandaşlarına bunu izah edemiyorlar. Mecburen ses Edemiyorlar. çıkarmak zorunda mı kalıyorlar? Mecburen mi yoksa bir plan ya da bir strateji dahilinde mi bunu yap? Strateji şu olabilir mi? Sorguluyoruz dedik ya. İsrail şu an karadan giremediği Gazze'ye ama bir yandan da girmek zorunda hissettiği yani bir karşılık vermek zorundayız. Büyük, net bir karşılık vermek zorundayız dediği Gazze'ye girmek istemiyor. Şu an ne oldu? Sonra öyle bir hamle yaptılar ki en büyük destekçisi olan, dünya üzerindeki en büyük destekçisi olan ülkelerden dahi buna bir tepki geldi. Ve yavaş yavaş şöyle bir durum oluşacak diye düşünüyorum ben. Biz bir hastane bombalayıp 500, 600 tane, 700 tane sivili öldürecek kadar kendi ölen askerlerimizin, Hamas'ın yaptığı işte saldırıların karşılığını verdik. Biz her şeyi yaptık.
Biz bombaladık, vurduk, kırdık, şunu yaptık, bunu yaptık. Karadan da gireceğiz. Ama artık dünyada işte yavaş yavaş hayır o kadar da yapmayın, bu kadar yeter falan gibi bir hava oluşursa uluslararası arası kamuoyunun baskısıyla, tavsiyeleriyle bir şekilde bu kara operasyonundan yavaş yavaş karizmayı çizdirmeden hani konjonktür bunu gerektiriyor diyerek aslında ben var ya parçalayacaktım onu ama Gazze'ye girecektim karadan ama ya şimdi şu ortamda da artık bu kadarını da yapmasak da olur şeklinde bir havaya getirmeye çalışıyor olabilir. Bence de bunu yapmaya çalışıyor. Yani aslında bir video vardı. Hatta öyle birçok video var. İki tane köpek birbirine havlıyor. Arada bir demir parmaklık var. Demir parmaklığı açtığın zaman ikisi de susuyor. Sonra tekrar demir parmaklık kapanıyor. Tekrar ikisi başlıyorlar birbirlerine avlamaya, işte Evet. hırlamaya falan başlıyorlar. Şimdi İsrail bir şekilde dışarıdan hırlıyor. İsrail'in hırlaması, avlaması nedir? Oraya uçaklarını göndermesi, bombalaması, füzeler fırlatması falan. İşte Hamas o parmaklığı kaldırabilse saldıracak ama Hamas da bunu çok fazla yapamıyor. Filistinler de bunu çok fazla yapamıyor. Şimdi arada hep bir parmaklık var ve İsrail o parmaklığın kalkmasını istemiyor. O parmaklık kalkarsa ve hadi kardeşim yürü bakalım derse İsrail kamuoyu veya İsrail içerisindeki aşırı Siyonist insanlar, ordu içerisindeki, kamuoyundaki, medyadaki şunlar bunlar, o demir parmaklığın kalktığını görürlerse ve hadi git derlerse gitmek zorunda kalacak. Karadan gitmek zorunda kalacak. Ama şu anki ortamda bu saldırıyla Amerika'sından Fransa'sına bir yandan da iç kamuoyunda oluşacak. Ya arkadaş yani hastane bombaladık. Yani daha ne yapalım? Daha fazlasını yapmasak da fena değil bu sonuçlar. Olabilir şeklinde bir insanlık dışı bir tavrı oluşturarak o demir parmaklığı Gazze'ye operasyon, kara operasyonu, kara saldırısı yapma seçeneğiyle arasına bir demir parmaklık asla çekmeye çalışıyor. Kontrollü bir şekilde karizmayı çizmeden kara operasyonunu engelleyecek hamleler yapıyor bence. Yani çünkü bunu yaparsa İsrail için çok daha kötü sonuçlar olur. Bunu yaparsa karizması çok daha fazla çizecek. Bunu yaparsa İsrail'in o dünya üzerinde hepimizin zihninde oluşturduğu büyük İsrail, güçlü İsrail, işte ajanları şöyle, ordusu böyle, teknolojisi böyle, şöyle. Ya onların karşısında durmak çok zor. Biz kimiz ki, kaç milyar olursak olalım falan gibi bir maalesef öğrenilmiş çaresizlik, bir eziklik psikolojisi algısını çok hızlı bir şekilde yok edebilir. Bunun olmasını istemedikleri için ilk bakışta saçma sapan gelen, ilk bakışta kendi ayaklarına sıkmak diye yorumlanan böyle işler yapmış olabilirler diye düşünüyorum ben.